İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert'te 2800 yıllık açık hava tapınak alanı tespit edildi. Guhar Martikyan'ın Leonid Azgaltyan hakkındaki Burası Ermenistan'dır ve son başlıklı kitabı yeniden yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik özlemlerini kınıyoruz. İnsan hakları savunucusu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması Ermenilere karşı soykırım politikasının bir kanıtıdır. Türkiye basın özgürlüğü açısından 180 ülke arasında 153. sırada. Bugün Tatul Kırbeyan'ın doğum günü. Ermeni halkına karşı işlenen soykırım kurbanlarını anma etkinliği. Batı Ermenistan'ın Harbert ilinde, tarihi Harbert Kalesi'nde Urartu dönemine ait 2800 yıllık açık hava tapınak alanı bulundu. Harbert Kalesi'nin güneybatı kısmında doğal kayaların oyulmasıyla yapılmış oval ve düz bir alandan oluşan kurban kesim yeri, oturma yerleri, basamaklar, nişler ve çeşitli amaçlar için yapılmış açık hava tapınak alanının dini törenlerde kullanıldığı düşünülüyor. Açık hava tapınak alanı UNESCO yedek listesinde olan Harbert'in asil listeye alınmasında bir katkı ve değer sağlayacağı düşünülüyor. Urartuların batı sınırındaki Harbert Kalesi'nde 3 kutsal alan tespit edildi. Bunların en önemlisi kalenin güneybatı tarafında bulunan kutsal alan olduğu düşünülüyor. Leonid Azgaltyan hakkındaki Burası Ermenistan'dır ve Son adlı kitabın yazarı, romancı, gerçekçi yazar Guhar Martikyan, kitabın yeni basımı hakkında Facebook sayfasından bilgi verdi. Kitap yeniden yayınlandı ve Leonid Azgaltyan gibi Artsah Ermenistan'dır ve son diye inanan herkes için Bukinis kitapçılarda satılmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anan Adalyan, Azerbaycan TV kanallarından biriyle yaptığı röportajda Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı güç kullanmakla tehdit eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamasına atıfta bulundu. Armin Press, medya sorusuna yanıt veren Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsünün yorumunu sunuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne karşı güç kullanma isteklerini şiddetle kınıyoruz. Bu tür açıklamalar bölgesel barış ve istikrara ciddi şekilde zarar vermektedir. Bunlar Azerbaycan'ın barış ve uzlaşma konusundaki son açıklamalarının yanlış ve sahte doğasını ortaya koyuyorlar. Ermenilere karşı uygulanan soykırımın yıldönümü arifesinde bu tür tehditlerin yapılması ve Ermeni halkıyla güç konumundan konuşmayı hedefledikleri dikkat çekicidir. Stratejik müttefiklerimizle ve Güney Kafkasya'da barışla ilgilenen tüm ortaklarımızla sürekli temas halindeyiz. Ermenistan Cumhuriyeti egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tüm Ermenistan nüfusu hakkında güç ve tehdidin diliyle yaptığı açıklamalarına değindi. İşte Armen Press'in aktardığı Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu'nun açıklamasından alıntılar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı 20 Nisan 2001 tarihinde Azerbaycan'ın başlıca televizyon kanalına verdiği röportajda Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm nüfusu hakkında güç ve savaş tehditleriyle konuştu. Egemen Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına atıfta bulunarak sözde Zangezur koridorunun oluşturulması ve Ermenistan nüfusunun sınır dışı edilmesinden bahsetti. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı şunu kaydetti. Bu program uygulamak için tüm güçler seferber oldu. Böylece 101 yıl sonra Azerbaycan halkı işgal edilmiş Zangezur'a geri dönüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kendisine göre Azerbaycan halkının avantajlarını ortaya koymakta, onları ahlak ve psikolojik açıdan Ermeni halkına göre daha üstün görmektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde en yüksek devlet düzeyinde etnik nefret geliştirdiği, yani Ermenilere karşı düşmanlık propagandası yaptığı açıktır. Uluslararası kuruluşlar, savaş sırasında sessiz kaldıkları Azerbaycan'ın işlediği daha büyük zulümlere, insan haklarının inanılmaz derecede ağır ihlallerine katkıda bulunduğu gerçeği hesaba katılmalıdır. Ermeni Haber'in aktardığına göre Sınır Tanımayan Gazeteciler adlı Uluslararası İnsan Hakları Örgütü, Yıllık Basın Özgürlük Endeksi adlı raporunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin basın özgürlüğü açısından 180 ülke arasında 153. sırada olduğu belirtiliyor. Aynı raporda 2020 yılında Türkiye 154. sırada,
2017'de 155. sırada, 2018-2019'da 157. sırada yer almıştı. Türkiye'de özellikle elektronik medyaya uygulanan sansürün arttığı kaydedildi. Ermenicesi Tagavarak olan koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamalar medyayı daha da tehdit ediyor. Türkiye, dünyada en çok tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke olmaya devam ediyor. Batı Ermenistan da dahil olmak üzere Türkiye'de gazeteciler ve çeşitli medya çalışanlarının düzenli olarak fiziksel işkenceye maruz kaldığını belirtmek gerekir. Listenin ilk sırasında Norveç yer alıyor. Ermenistan Cumhuriyeti 63. Azerbaycan 167. sırada. Sonuncusu 180. sırada Kuzey Kore. Tatul Kırpeyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arakatudun bölgesindeki Talin şehrinin Arek köyünde 21 Nisan 1965 tarihinde doğdu. Ölüm tarihi ise 30 Nisan 1991 Gedaşen Artsakh. 1972-1982 yılları arasında köyünün okulunda okudu. Mezun olduktan sonra Sovyet ordusunda askerlik yaptı. 1985-1986 yıllarında Talin'in 76 nolu meslek yüksek okulundan birincilik diploması alarak mezun oldu. Daha sonra 1987-1990'da Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi'nde okudu. Üniversitenin 4. yılında Tatul, Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne katıldı. 1987-1989'da Tatul, Artsakh'ı Ermenistan ile yeniden birleştirmeyi amaçlayan birlik örgütünün üyesi oldu. Üniversitede okumanın yanı sıra Maratuk Halk Şarkıları ve Folklor Dans Topluluğunda solist oldu. Halk ve ulusal kurtuluş mücadelesine adanan şarkılar ve dansları topladı ve unutulmaktan kurtardı. Yerevan Devlet Üniversitesi'nde Kars adlı ulusal şarkı ve dans topluluğunu kurdu. Eylül 1990'da Tatul, durumun kötüleşmeye devam ettiği Artsakh'a gitti. 1990 Eylül'den 1991 Mayıs ayına kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne, Rus ordusu ve polis gruplarına karşı Gedaşen Mardunaşen öz savunma güçlerini yönetti. Onu Gedaşen Kartalı olarak adlandırdılar. Halka adlı operasyon sırasında 30 Nisan 1991'de şehit düştü. 20 Eylül 1996'da Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı ünvanı verildi. Ayrıca vatan madalyasıyla da ödüllendirildi. Evli ve bir kız çocuğu babasıydı. İşte Tatul Kırpeyan'ın sözleri. Neden ölümden korkuyorsunuz? Şu anda ben toprak için ölmeye hazırım. Toprak için, millet için. Ben Yerevan Havaalanı'na inip Gedaşen'i teslim ettim diye bir şeyi hiçbir zaman söylemem. Burada öleceğim ama bu şeyi yapmayacağım. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları olan saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız. Bu yılın 24 Nisan'ında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek Ermenilere karşı uygulanan soykırım anısına adanan etkinliklerin listesini sizlere sunuyoruz. Paris, saat 11'de Kanada Meydanı'ndaki Gomides Anıtı'nın önünde. Lyon, saat 11'de Antoni Ponche Meydanı'ndaki anıtın önünde. Marsilya, saat 11'de 12. bölgedeki Memorial Park'ta anne ve 4 oğlu anıtının önünde. Draginyan, saat 17'de Alle Dazemar'da Hayaslan adlı anıtın önünde. Mandeliye, saat 11'de Ermenistan Meydanı'ndaki Anma Haçkarı'nın önünde. Antip, saat 15'te Kasım 11 Caddesi Marş anıtının önünde. Yerevan, saat 11'de Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtı Dizdernagabert yakınında. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Haçagirneri Digo tarafından seslendirilen Tatul Kırbeyan adlı eseri sunuyoruz. Ergeri Surp Karodov Kamavur Darıçar Basna Hayren Yanstun Nadag Vetsar Avak Verkeri Tamar Çegav Degdarman Toluy siçni şirimit tatul kırpeyan. Avah verkeri tamar çegav degdarman. Toluy siçni şirimit tatul kırpeyan. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.